Selamlar çok sevgili YouTube. Bugün sizlerle beraber Ghost in the Pool muydu? Ghost in the Pool'du sanıyorum ki. Yanlış da söylemiş olabilirim. Bilmiyorum artık. Ghost'lu bir şey efendim. Bir görsel roman. Bir visual novel oyun kendisi. Japon korku gerilim oyunu bildiğim kadarıyla. Türkçe dil seçenekleri de var. Aşağı tarafta Twitch chatini sizlere bol 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 selamları ver efendim. Eğer ki böyle küçük büyük farklı indie yapım olur, büyük yapımlardaki oyunlar olur. Eğer diyorsanız ki ben almadan önce bir fikir edinmek adına izlemeyi seviyorum. Ya da alamıyorum o yüzden izlemeyi seviyorum diyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve aşağı tarafta yorumlarda siz de Twitch'e bir selam çakmayı unutmayın. Şimdiden öncelikle bir Twitch chatine ardından sizlere iyi seyirler diliyor ve başlatıyorum. Kaça Games. Çevremizde sürekli yeni şeyler oluyor. Kimi beklendik, kimi değil. Hatta kimileri tuhaf. Onları görüyoruz ve hissediyoruz. Peki ya sonra? Zaman akar, günler gelir ve geçerler. Zamanın tozunda kaybolup unutulurlar. Geriye kalan tek gerçek varlıklarıdır. Hayal etme. O yıl, o gün, o belirli anda varlardı. Hipnozu oldukla dağ başında. Ne? Oyuna başla. Hadi bakalım. Nasıl bir hikaye acaba? Dingling Lisesi 1915'te kurulmuştur. Okey. Zi şehrinin en köklü liselerinden olup ortalama mezun oranı %91. Mezunları %51 ise köklü üniversiteleri kazanmaktadır. Okey. Bu arada... Kendi geçiyor. Otomatik herkesin hayali olan lise. Burası herkesin hayali olan lise. Ancak aynı zamanda en zor kazanılan lise. Oo, şey gibi mi ki acaba? Three Idiots'daki gibi bir hikaye mi dinleyeceğiz ki? Hikayemiz de burada başlıyor. Okey. Ghost in the Pool. Joy ve Kaça tarafından geliştirilmiştir. Ha, tamam, hadi bakalım. Bu ben değil miyim? Ooo, çilek desenini çok beğendim. Benimki de puantiyeli, kuzenim hediye etti. Lan öndeki ben değil miyim? Yeter kızlar, böyle devam ederseniz kötü ruh sizi suda kapar. Jane, buraya eğlenmeye geldik. Hayalet hikayesi dinlemeye değil. Of, tamam tamam, şaka yapıyorum. Sadece bir dedikodu zaten, gerçek değil. Dur, beni bekleyin. Nedir? Su buz gibi, hadi atla. Ah, burası iyiymiş. Pişt, beni izleyin. Sırt üstü yüzüşüme bak. Bir sürü noktacık. Havuz hayaleti mi var? Bu kim? Kahretsin. Öğleden sonra böyle bir kalabalık beklemiyordum. Bir tabur insanı nasıl antrenman yapabilirim? Doğru. Ama yarışma önümüzdeki ay. Yeterince antrenman yapamazsam eğer... Of, boş versene. Yine atsan yere düşmez.
Bu karmaşa içinde nasıl antrenman yapabilirim? Neyse, antrenman yapacağım ama ileride ders çalışırım. Herkes de yüzmeye meraklı galiba. Birinci gün. Şimdi mi başlıyoruz? Şimdi başlıyorum. Tamam, hazırım. Oo, bu kim? Ben Yarım. Geçen sene gençler yüzme turnuvasında il birincisi oldum. Bu sayede bu liseye girebildim. Dilling Yink. Şehirdeki en iyi lise. Bu arada yurt dışında bu çok var. Yani bir spor dalında çok başarılıysanız eğer. Mesela atıyorum çok iyi bir liseye girebiliyorsunuz sporcu bursuyla. Ya da çok çok iyi bir üniversiteye. Bu yılki yarışmaya çok az kaldı. Unvanımı korumam lazım. Ha böyle daha iyi. Böyle daha iyi. Böyle çok iyi. Böyle çok iyi. Bu çok, böyle çok iyi şu an. Bu ikili dedikodu peşinde. Konuşmaktan sıkılmıyorlar mı hiç? Analise de ben. Bu gürültüde derse odaklanamıyorum. Öğlen yüzme antrenmanını da yapamadım. Kahretsin. Havuza girmeye çalışan yaruymuş bu arada. Kafayı yiyeceğim. Bir saniye bile susmuyorlar. Ne kadar önemli bir şey konuşuyor olabilirler ki? Duydun mu? Havuzumuz lanetliymiş. Lanetli miymiş? Bizim havuz. Dersimizin olduğu havuz hani. Aynen öyle ama bizim ders sabah sadece gece lanetli diyorlar. Bir sürü insan ölmüş. Ciddi misin? Bizim okul olduğuna emin misin? Kim ölmüş? Öğretmen miymiş yoksa? Öğrenciler diyor Allah. İyi de havuz akşamları kilitli değil mi? Kilitli ama yasak olmasına rağmen bazı öğrenciler de anahtar varmış. Hipnoz gibi bir şey oluyorlarmış. En son vaka güzel sanatlar okuyormuş. Yaz tatilinde kimse yokken okul havuzuna gelmiş. Bahara kadar cesedi kimse fark etmemiş. Ceset o kadar çürümüş ki havuzu bir anda zor temizlemişler. İğrenç. Tamam daha anlatma. Öğleden sonra havuzda duydum. Bence sadece uyduruk hikayeler. Cidden inanan var mıdır? Aa ben inanırım öyle şeylere. Beni bir daha sittin sene sokamazsın mesela havuza. İyi ki yedek anahtar yaptırmışım. Sabahleyin o kalabalıkta çalışmam. Akşam gelmem lazım. Al işte. Hadi bak. Bak yine kendi kaşınıyor gördün mü? Salak. Bu arada bir saniye bir saniye. Şöyle çekeyim tamam. Şunların sesi başımı ağrıtıyor. Hala konuşuyor mu ikisi ya? Ah! Ne bu? Tahtada bir sürü şey var, hiçbirini anlamıyorum. Köklü okullarda hocalar hep böyle mi? İlk dersten üçüncü üniteye atladık. Yaz saatinde derslere hazırlandık falan mı sanıyorlar? Keşke dersler yüzmek kadar eğlenceli olsaydı. Ah keşke. Gönül istemez mi? Şuna da bir odaklanalım. Ne konuşuyorlar bakayım başka? Çıkmam lazım. Çirkin ördek yavruları bana bulaşmasın. Of temiz havaya ihtiyacım var. Şunların sesi başımı ağrıtıyor. Tamam çıkarız dur. Dünya haritasına da bak. Ah. Yan sıra. Neymiş yan sıranın olayı? Kim oturuyor yan sıramızda? Sıranın altında bir çiçek paketi var. Böyle romantik jestler bizim okulda pek görünmez. Aaa! Hoca fark ederse açları burada bitermiş. Şimdi düşünce hocayı aldım diyebilir. Şuna da bakalım son kez. Koskoca bir dünya. Bense burada sıkışıp kaldım. He? Biri bir şey yazmış köşeye dikkat et. Ne yazmış benim Japoncam yok ki. Köşe koridordaki köşe koridordaki köşe gibi mi? Orada sadece merdivenler var. Nesi korkunç ki? Şu haritayı bir rahat bırakmadılar.
Periyodik cetvele de bakayım. Onunla alakalı ne yapacağız acaba? Her gün aynı şeyler okuyorum. Hiçbir aklımda kalmıyor. Geçen hafta kimyadan 30 aldım. Hoda yaho. Ortaokulda herkesin notları yüksekti ama lisede sınıfın yarısı zor geçiyor. Bir de bu daha birinci sınıf. Seneye ne olacak kim bilir. Okey. Başka bir şey yok galiba. Helal iyi mi almış? Şimdi hatırladım. Sesleri koridora kadar geliyor. Ay epesin iki aymış yani onlarda. Ne? Geçen hafta akşamleyin 5 kişi havuza gittik. Kiye anahtarı aldı. Nereden buldu bilmiyorum. Bir saat falan yüzdük. Hiçbir sıkıntı yoktu. Tam çıkmak üzereyken bir şeyin bileğimi kavradığını hissettim. Arkadaşların şakalaşıyor olmasın? Hayır, herkes sudan çıkmıştı. Ben sona kaldım. Aklıma gelmemişti ama. Şimdi sen de konusunu açınca... Biri bileğime dokundu gibi hissettim. Korkunç. Tüylerim diken diken oldu. Geceleri sakın bir daha oraya gitme. Ne olacağı belli olmaz. Dedikodulara inanmana gerek yok ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz biliyorsun. Harold. Biraz dikkatli olsak zarar gelmez. Gerçekten mi? Bu saçmalıklara inanıyorlar. Ve niye bağırarak konuşuyorlar? Yeni mayondan gözlerini alabildi mi? Bir kere bile bana bakmadı. Aga be, altında dram çıktı. Meme çocuğum bu arada onun adı. Belki de memelerim küçük diyedir. O kolay. Bir dahaki sefere mayona bir şeyler tıkıştır. Dost değil bu. Bu dost değil. Seni olduğun gibi sevsin kızım. Salak. O kim? Memelerini beğenmeyen ayrıca. Sanki işe yarar da salak. Şu ikili canımı sıkıyor. Uzak dursam iyi olur. Aniden bir şey çıkarsa ağlarım. Ay. Selam Yoru. Eve mi? Bugün antrenman yaptın değil mi? Bu Mian. Aynı yaştayız. Geçen seneki yüzme yarışmasında ikinci oldu. Kesin bu sene beni yenmek istiyordur. Evet biraz çalıştım. Seni bir konuda uyarmam lazım. Okulda havuzuna çok sık gitme. İçimde kötü bir his var. Dedikodulara inanıyorsun demek. Çok saçma. Antrenman yapmama engel olup kazanmaya çalışıyor. O kadar da salak değilim. Şey, hayır. Başta inanmıyordum ama sonra laf lafı açtı ve bence dedikodular gerçek olabilir. Anam başka havuz mu yok memlekette? Biraz araştırdım. Orada gerçekten ölenler olmuş. Havuz lanetli diyorlar. Özellikle geceleri. Harika. Zaten havuz geceleri kilitli. Kimse giremez. Haklısın. Fazla kafa yoruyorumdur belki. Sonra görüşürüz. Acaba hikayedeki gıcık bu mu kim? Güle güle. Çok sinir bozucu. Anahtarım olduğundan haberi var mı? Yoktur herhalde. Dur şunu çekin de bu arada öyle daha rahat olacak. Koridorun sonundaki şey ne? Duvarın arkasına saklanmış gibi. Biri mi var orada? Bir kız sanki. Kenara çönmüş. Çönmüş mü? Uzaktan tam göremiyorum. Ne yapıyor ki orada? Gidip daha yakından mı baksam? Bakalım ben merak ederim. Bakalım ben merak ederim. Pişt. Affedersin. Beni duymamazlıktan geliyor.
Belki de gerçekten duymamıştır. Köşede kitap okumuyor kesin. Boş duvara bakıyor sanki. Ucube. Hiç de korkutucu değil. Bir daha yanına gitmesem daha iyi. Tamam. Akşam esintileri çok ferahlatıcı. Huzur veriyor. Neden hazır kimse yokken yüzmeye gitmiyorum? Nereden gidiliyor? Boş bardak. Nereden gidiyor? Ana bina. Sokak lambası. Yardım kolisi mi? Yardım kolisinin ağaçta ne işi var? Yardım kolisi mi bu? Geçen sene üniversite sınavını kazanamayan bir öğrencinin haberini duydum. Kendini toparlayamayınca okulda kendini asmış. Umarım bu ağaçta değildir. Hayda. Ağaçların altında masalar ve tabureler. Beyaz mermerlerle tasarlanmış. Genelde buraya İngilizce kelimeler yazıyorlar. Masalarda hep dolu içecekler var. Meyve suları, sütlü çaylar. Belki de 3-5 kız öğlen buradaydı. Temizliğe gelince hemen kalkıp gitmişler. Pislikler. O ne? Fare mi o? Orada fare mi var? Karanlık çalıda. Yaklaşayım. Bir şey çimlere koştu. Müdürü kopardı. Oraya gitmemeyi tercih ederim. Ben de. Ya ısırıyorsa? Tabii. Allah korusun gitme çocuğum oraya bir daha. Şimdi nerelere tıklayabiliyorum başka? Sokak lambası. Ah bu ne? Beyaz atkı. Bu da... Atkı. Beyaz ya da açık sarımsı. Polat Alemdar'ın atkısıydı. Rüzgarla birlikte dala takılmış herhalde. Yazın kim atkı takıyor ki? Geçen kıştan kalma olsa çoktan biri alırdı. Ağacın dalları eşyalarla dolu. Hademeler ne iş yapıyor tüm gün? Körler sanki. Bir şey söyleyeceğim burada. Ana karakter aşırı kıl ha. Öyle böyle kıl değil yani hem de. Şuraya da bakacağım. Ay, bu koku ne böyle? Çalılardan geliyor. Bak bak çöplerin çoktan toplanmış olması gerekiyor. Sokak lambası yanıp sönüyor, ona da bakalım sonra içeri girelim. Bu okul niye böyle? Şu eski lambayı niye değiştirmiyorlar? Öyle mi göremiyorum? Allah'ım her şeyden şikayet, bir boktan da memnun ol ya! Şimdi daha da fena yanıp sönüyor. Yeterli puan alamayan öğrenciler her yüklü bir bağış ödüyor. O paralar nereye gidiyor acaba? Aga! Seni tutuklarlar haberin olsun. Burası ana bina. Yan tarafında da havuz var. Derslerden sonra yüzmeye gitmek çok rahatlatıcı. Şu abuk sabuk dedikodular olmasaydı tüm gün orada kalmak isterdim. Gün içinde bir sürü öğrenci havuza giriyor. Dedikodular yakında unutulur. Hadi. Ne çimlerdeki? Çimlerdeki ne? Yok ki çimlerde bir şey. Ay bismillahirrahmanirrahim. Allah belanızı vermesin. Okey. Ay. Kediş. Gerizekalı orada bir can ölmüş. Can. Şanssız günümdeyim. Havuza gidecek miyim, gitmeyecek miyim? Gitmeyelim. Gitmeyeceğim. Bir seçenek... Gitmeyek. Havuza gitmeyek. Bak bize seçim sunmuş. Gereksiz. Aa, hiç gerek yok.
Bir şey diyeyim mi? Hiç gerek yok gitmeye. Gitsin duşunu alsın. Bak ne güzel seçenek sunmuşlar oyunda bize. Aa yok. Ay gitmeyelim. Gitmeyelim, gitmeyelim. Gerek yok. Ya baksana dolapta atkı var, yardım kolisi var ağaçlarda. Aşağıda kediyi deşmişler. Ya kıyamam. Kedi çekim yaptı peki bunu? Aa duş alsın. Duş duş. Duş al duş. Git duş al. Hiç gerek yok havuza. Git duşunu al çocuğum evinde. Hani güzel evimize gel. Bu evimiz mis. Mis. Tüh ödevim var. Bugün fizik dersini dinleyemedim. İyi ki Ken'in bana defterini ödünç almışım. Nasıl? Şaka yapıyorsun. Defteri okulda unuttum. Bugün niye böyleyim? Uyur gezer gibi dolanıyorum. Defter olmadan ödevimi yapamam. Aslında okula gidip defter alabilirim. Nasılsa evim yakın. Şahsım adına konuşuyorum size. Ben olsam neyse salla. Bugün hiçbir işim rast gitmiyor. Uyuyayım. Gitmeyelim abi. Uyuyalım abi. Aa vallahi bugün hiçbir işimiz rast gitmiyor. Yat çocuğum yat. Yarın sabah gideriz. Ne oluyor? Karanlık ekran geldi. Bir şey gelecek. Neden hala üşüyorum? Duş da aldım. Neyse erken yatmam lazım. Aa ünlü posterimi. Ünlü bir kadın şarkıcı. Sesini çok beğeniyorum. Ayrıca güzel de. Umarım büyüyünce onun kadar güzel olabilir. Aa Yaru sen güzelsin de çok kılsın. Senin tek problemin kıllık. Bakayım çöpe neler atmışsın ha? Aslı. Kay bu mektubu 2 gün önce bana verdi. Zarf kalp şeklinde mühürlenmiş. Daha açmadan içinde ne olduğunu tahmin edemiyorum. Aa! Açmak da istemiyorum. Belki de atıp hiç var olmamış gibi davranırım. Onun o şekilde bir ilgi duymuyorum. Diyorsun. O işler belli olmaz tatlım. O işler belli olmaz. Ayrıca sen öküz bir kızsın. Bunu çöpe attığın için. Öküz. Ortaokuldan en yakın arkadaşım geçen sene doğum günüm için almıştı. Üstünde yavru kedi var. Çok tatlı. Şimdi bütün arkadaşlarım başka liselerde. Çok üzücü. Burada olsalardı çok daha mutlu olurdum. Arkadaşlarım bu okulu kazandığım için benim adıma çok mutlular. Ama ben kazanmamış olmayı tercih ederdim. Çizimler aşırı hoş bu arada ya. Çizimler bayağı güzel. Pencereden bir bok çıkmadı mı peki? He? Pencereden bir şey çıkıp üstümüze atlamadı mı peki? Ne bu? Yazlık etek ve şortlarım. O kadar meşgulüm ki bunları giymeye fırsatım olmadı. Etiketler hala üzerinde. Ay Allah'ım nasip eder misin ki? Dekoratif tablolar. Hepsini açıklamadan bölüme atlamıyor bu arada. 4 duvar arasında kalmaktan çok sıkıldım. 2 tablo. Odayı biraz da olsa renklendirmenin tek yolu. Ne zaman aldım hatırlamıyorum. O zamanın ödevleri şimdiki kadar ağır değildi. Alışverişe gitmeye vaktim vardı. Of. Hiç arkadaşı yok mu ya? Hiç arkadaşı yok. Odaya yeşillik lazım. Daha huzurlu hissettiriyor. Dereotu eksen bence çok güzel. Dereotu mu? En son ne zaman suladım acaba? Ne bilek. Biz sulamadık ki. Havuzun yedek anahtarı ilk çekmecede. Artık kimseye veremem anahtarı.
Anam o kadar yavaş ve ağır geçiyor ki ben bir şey çıkacak diye aklım uçuyor yani. Burada bu tarafta bakmadığımız şampiyonluk. Geçen seneden bir fotoğraf. Bu kırmızı mayoyu çok seviyorum. Uğurlu mayondu. Yenisi bunun kadar güzel değil. Şansa bak. O mayoda şampiyon oldum. Etkileşimlere atla var ama o zaman şeyleri kaçırıyorsun işte. Aradaki hani ne bileyim mesela belki ufak bir şeyden başka bir olay verir, anladın mı? Romanlar ve kalem kutularım. Uğultulu Tepeleri iki defa okudum. Allah'ım, Uğultulu Tepelerin en çok geçtiği herhalde şeydir, değil mi? Twilight serisi. Kitaplar okuyun, aralıksız Uğultulu Tepelerden bahsedir. Bahseder. Şimdi de insanlığımı yitirirken okuyorum. İnsanlığımı yitirirken hiç okumadım ben. Hiç. En son pencereye bakacağım. Beni sadece ışıltılı madalyalar tatmin edebilir. Ne kadar çalışırsam çalışayım, notlarım hala çok düşük. Çalışmak sadece yüzmede işe yarıyor. En büyük hayalim bir gün olimpiyatlarda yarışmak. Ay hadi inşallah, ölmez sağ kalırsan niye olmasın? Hazır mıyız? Binada hiç ışık yok. Herkes uyumuş mu? Tüm bina kapkaranlık. Belki elektrikler kesilmiştir. Yapma kızım, yaklaşma kızım cama. Yüzüm. Has, ne oldu lan? Belki sistemdir ya da camdaki lekeden. Yat 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 yat. Ak çocuğum yat. Yat. Dedim ama size. Canım yatığım. Yatıyor. Depresyondayken tek sığınağım. Beni buradan uzaklara götürür. Yat. Yat Galil. Ne? Başka ne etkileşimin? Ne ya? Dokunmadık. Ha saat. Sadece saate dokunmamışız. Tamam. Ay tövbe. Zaman çok çabuk geçiyor. Neredeyse sınavlar geldi. Sonra da asıl sınav olacak. Öbür dünyadaki sınav herhalde. Her gün aynı şeyler. Şu sıkıcı döngüden çıkamıyorum. Ya yat. Heh. Allah'ım sen koru ya. Soğuda içeceğim, içemiyorum korkumdan. Ayıcık. Sakın ha. Benim zaten oyuncaklara fobim var. Sakın. Sakın. As. Burası bizim okulun koridoru mu? Yıkık dökük olmuş. Ne oldu buraya? Ben niye buradayım? O kim? Bir kıza benziyor. Kim? Kız kimse yok orada deli. Aniden gelecek. Ah! Hanat kırıkacağım Gönye. Yapma! Ses çok rahatsız. Tamam yırtık, yırtık ayıcık, yırtık ayıcık. Jumpscare yiyeceğiz burada. Pek aydınlık değil ama hiç görebiliyorum. Biri ayıcığı şişlemiş. Aynı benimkine benziyor. Zavallı ayıcık. Nasıl kanıyor ki? Kırmızı şey ne öyle? Abo! Abo! Tamam, koridorun sonunu en son verin. Gönye. Ne oluyor? Ne oluyor? Halatın altında bir de taburem mi var? Çok cazip. Kendimi asmayacağım. Biri intihar etmek istiyor demek ki.
Az önce gördüğüm kız mı yoksa? Ya bu bir depresyonu anlatıyor olabilir mi acaba gülüm? Sen depresyonda olabilir misin acaba? Ha tatlım. Baharat ne burada? İntiharlarda kullanılanlara benziyor. Koridorun tam ortasında, herkesin gözünün önünde. Bardak çatlamış. Ne bardağı be? Bardak yok ki. Kırık cama gidiyorum, kırık cama gidiyorum. Hazır olun, hazır olun. Pencereler kırılmış. Yakından bakınca pencerenin üzerinde su damlacıkları gözüküyor. Ne ki bu? Yağmur mu yağıyor? Yoksa gözyaşı mı? Ne bilek? Tamam. Bir bura, bir... Çok rahatsız edici. Ya Japonlar bunu aşırı iyi yapıyor ya. Deprem oluyor galiba. Çatıda büyük bir kara delik var. Bir şey gelecek. Ne? Ne kolu? Kol mu? Has. Gitme kızım. Karanlıktan göremiyorum. Baksana ne oluyor orada? Geliyor bir şey geliyor. Kimse cevap vermedi. Şu kolumsu şey hareket etmedi. Yanlış gördüm herhalde. Ya yok ki kol. Ne? O neydi? Tam koridorun sonuna gidiyoruz. Biri kendini asmak mı istiyor? Koridorun sonunda. Sabah gördüm kız mı? Ne olursa olsun iyi mi diye kontrol etmeliyim. Yine mi burada? Ney? Ece! Ama kayboldu. Bu sefer gördüğüme yemin edebilirim. Bir şey çıkacak. Havuz. Süper antrenman. Ay senin antrenmanına. Hala antrenman diyor ya. Of, çoktan biri içeri girmiş. Koridorun köşesine çömen kız bu. Burada ne işi var? Ne işi var acaba? Ay ses çok kötü. Affedersin. As. Selam, yüzmeye mi geldin? Üstünü değiştirmeyecek misin? Atlayacak. Beni duyabiliyor musun? Şu yarışma var ya. Kaybedeceksin. Tamam. Birisi de bone tak pislik yazmış. Kabus. Sadece bir kabus. Son zamanlarda çok tembellik etti. Yarın kesin antrenman yapmam lazım. Japonları ben tebrik etmek istiyorum çünkü bu işi çok iyi başarıyorlar yani. İkinci gün. Bu arada Mehmet Çömlekçi çok teşekkür ediyorum olsun için. Mehmet Çömlekçi'den gelenler hoş geldiniz. Of, dün hiç uyuyamadım. Ne kabustu ama. Bir türlü kendime gelemedim. Derslerden de bir kelime anlamadım.
ne olur notlarım düşmesin. Of. Hala çene çalıyorlar. Benim nikah sizde yani. Duydun mu? Sınavlardan sonra tüm liseyi notlarına göre sıralayacaklarmış diyorlar. Ay hayır. Binden fazla öğrenci var. Kim bilir kaçıncı sırada olacağım. Eskiden sadece ilk 50 gözüküyordu. İşte şimdi yandık. Liseler hep böyle. Bizi itekleyip daha çok ders çalıştırmaya uğraşıyorlar. Of ya. Annemler notlarımı duyunca haşlığımı kısacaklar. Komediye baksana. Bu sınıftaki biri bizden daha fazla endişelenmeli. Şşş. Sussana. Sinirlenince kendini kaybediyor. Hayır, olamaz. O kaslarından çok korkuyorum. İmdat! Abi çız! Seni döveceğim. Hey! Tam buradayım. Gidip bir tane tokat patlatmam lazım şu kıza. Ama olmaz. Hayır, bu sefer olmaz. Başıma iş açmak istemiyorum. Sen niye sıranı karaladın? Liseye girmek hiç kolay değil. Olana sahip çıkmam lazım. Seni döveceğim. Şimdi önce insan modeli. Aniden bir abukluk olacak kesin. Plastik olduğunu biliyorum ama yine de geceleri bakamıyorum. Kız buna bakılır mı zaten? Beni dikizliyor gibi. Ay. Evet, korkunca biliyorsunuz ki benim burnum kaşınır, hemen kaşınmaya başladı. Yan sıraya bakalım. Çiçekler gitmiş. Sıraya bir şeyler yazıp karalanmış. Ama yine de okunuyor. Herhalde çocuğu reddetti. Bazen aşk zorluklarla başa çıkmaktır. Üzüntüsünü anlıyorum ama karşılık vermedi diye birinden nefret edemezsin. Doğru, ben de aynı fikirdeyim. Dur bakayım. Buralara tıklayabilirim. Okey, dünya haritasına bir daha tıklayalım. Bak, bir şeyler daha yazmışlar haritaya. Of, harita mesaj kutusuna dönmüş. Çok doğru. Bir de kalp çizmiş. Altına da yazmışlar. Eşek şakası. Keşke ne yazdığını okuyabilsek ya. Japoncamız olmadı hiç okuyamıyoruz. Kim geçen hafta İngilizceden 55 almış. Yuda matematikten 45 almış. Bir de biz ikiyiz diyorlar. Ben en azından İngilizceden 61 aldım. Uy Trabzon! Ayşe niye haşlığa ihtiyacı var ki? Daha fazla abur cubur için mi? Zaten fil gibi olmuş. Ay yaru, sen de az değilsin ha. Daraldım burada. Ay bir şey söyleyeyim mi? Yaru çok net, yapayalnız, buz gibi yalnız bir insan hatta. Konuşacak hiç kimsesi yok, hiç arkadaşı yok ve çok ağır bir depresyonda yaru. Ay. Şunların yanından geçmek istemiyorum. Arka kapıdan çıkayım. Okey. Oh be. Bak gene orada, bak gene orada. İlginç. Bugün koridorda bir değişiklik var. Bir şeyler yenilenmiş. Mesela. Bak gene. Yine ikisinin sesi geliyor. Sakin ol. İş çıkarma canım. Ne oldu? Dün doğum gününe geldi mi? Yo. Bekliyordum. Hayır, anlayamıyorum. Nasıl kızlar şu çocuktan hoşlanıyor? Yani hem zeki hem tatlı. Aynı zamanda sporcu. Kötü yanı yok ki. Peki peki, anladım. Beyaz atlı prens. Sürekli erkek peşinde koşuyorlar. Düşük not almalarına şaşmama. Kızım sen koşmuyorsun da gene düşük not almalarına.
En azından sebepleri var. Hayır yani kimyadan 30 almışsın. Şimdi konuşmayayım diyorum ama bir boku da beğenmiyorsun ama yani sen de 30 almışsın kimyadan. İngilizceden 61 aldın diye o iş olmuyor. Bak gene orada görüyorsunuz değil mi? Cama yaklaşacağım ama hiç de yani gönlümde istemiyor. Eski kitap yılına bakalım önce. Daha sakin şeylere bir bakalım. Bu arada Japonya şu an chatte de yazıldı da Japonya gerçekten yüksek bir intihar oranına sahip. Bilmem biliyor musunuz? Kim koridora masayla sandalye? En azından birkaç sene önce öyleydi. Hala daha öyle mi bilmiyorum ama. Yani eğitimleri de eğer yanlış bilmiyorsam oldukça disiplinli, çok yüksek disiplinli ve çok baskıcı bir eğitim sistemleri var. Çok dağınık bir yığın kitap. Test kitapları ve diğerleri. Altlarında da sınav kağıtları. Yıpratıcı diyelim. 42 almış. Adı yazmıyor. Kimin olduğunu bilmiyorum. Yırtkayıcık. Boyacık benimkisiyle aynı. Ama yırtılmış. Kafası düşüyor. İçinin yünü hep dışarı çıkmış. Göğsüne kalp çizilmiş. Üzerinde de gül var. Ayıcık yeni gibi duruyor. Bunu kim yapar ki? Delinin biri. Oyuncakla sinirini çıkarmak ne saçma? Korkak bebek. Şimdi cama yaklaşıyoruz eğer hazırsanız. Hadi bakalım. Camda bu izleri var. Herhalde parmaklarını değdirmişler. Sudan çıkan bel, altında da yazı var. Su çok soğuk, çok yalnızım. Aşağıya gelir misin? Gelmem! Bu ne, hikaye falan mı? Tüylerim ürperdi. Ay, bu geçen sene boğulan kızın hayaleti %100. İzle şimdi muhabbeti. Nasıl kapısına da bakayım. Canım, canım çok işim var, gelemiyorum. Ne yapıyorum ben? Artık gitmek istemiyorum. Ay, yoksa biz boğulan kız mıyız? Bak, geliyor. Bu... Dünkü kız değil mi? Üstümüze atlayacak, atlayacak üstümüze! Geliyor, yavaşça geliyor. Bakmayın, bakmayın, ben de bakmayacağım. Bugün de burada. Kafadan sorunlu da geç! Ne oluyor? Hı. Gitti mi? Gitti mi? Aman maydanoz olmasa ki hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Ahanda. Ahanda. Na 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 na. Ağaçtaki ne Allah aşkına? Oh be, rahatladım. Temiz hava gibisi yok. Kızım sen okula gece mi gidiyorsun? Ay! Allah belanı vermesin! Aa, ne tesadüf! Yaru? Ne mi şu kız ya? Ne güzel, selam. Merkeze yeni bir havuz açmışlar, haberin var mı? Bayağı güzel bir yer. Sen erik üyeliğimi aldın bile. Beraber gidelim ister misin? Haberim var ama çok uzak orası. Okulun havuzunu tercih ederim. Çattık yine. Okulun havuzu mu? Dalga mı geçiyorsun? Yıkık dökük olmasını geçtim. Dedikoduları duymadın mı? Ölsem girmem o havuza. O havuza bir sürü öğrenci giriyor derslerde. Kimseden şimdiye kadar bir şey duymadım. Çünkü onlar salak ve farkında değiller.
Aklın varsa sen de girmezsin. Allah. Şoförüm geldi. Oo, Miami'deki hayata bak. Sonra görüşürüz. Güle güle. Benim şoförüm falan yok. Şoför tutacak paramız da yok. Normal insanların yaşamını hiç anlamıyor. Çok çalışkan tamam ama antrenörü var. Bense tek başımayım. Hazır kimse yokken neden hemen antrenman yapmıyorum? Son günlerde pek vakit ayıramamıştım. Az. Ne? Ne? Nedir? Işığın altındaki ne? Uzun bir şey. 3-4 metre. Slenderman! Slenderman! Hani Slenderman'i öldürüp de herkesi iyi talp kurtarmıştı? Benim yerime bakın. Bir şey oldu mu? Anladım. İtalp Çavdar Slenderman'ı öldürememiş abi. Şu an onu anladık. Kayboldu. Eliyle şuraya işaret ediyordu. Okulun havuzunu. Yanlış mı görüyorum? Oturan öğrenci miymiş bunlar? Oyuncak bebek. Çöp kutusu. Nerece kutusuna bakalım. Kaçın kaçın! Çöpleri niye buraya atıyorlar? Burası hiç uygun değil. Kokuyor. Hı? Kısık bir ses duyuyorum. As. Ne sesi yavrum? Önce şuraya. Yardım kolisi. Bu ne lan ağaca? Hepsi ağaçta. Bir anda yardım kolleri artmaya başladı. Kim bırakmış ki? Dün sadece bir tane vardı. İçimde hep bir endişe var. Kendim... Hayır işte o anksiyete o. Anksiyete var sende. Anksiyete o. Ben sana söyleyeyim mi? Anksiyete o. Ya evet acaba yardım kolleri hasta yetişir olabilir mi? İçeride hala birileri var. Evet, 2 yıldır süste ilk ondaydı. Camacıların gözde öğrencisiydi. Belki de o yüzdendir. Sürekli iyi davrandılar, sonra da en ufak hatasında... Biliyorum. Niye yapmış ki? Başkasının yerine sınava girmek, bir de para için. Bilmem, kendini kanıtlamak falan istemiştir belki. Ama anında yakalanmış. Sınavı iptal oldu. Başta çok kafaya takmamış diyorlar ama... Sonra ne oldu acaba? Yani bazı insanlar acısını dışarı vurur. Öylesi iyi. Ama asıl sessiz olanlar çok acı çekiyor. Her şeyi içlerine atıp biriktiriyorlar. Bir yerden sonra da pum. Kötü şeyler oluyor. Sadece bir seninkisinin gittiğinin farkında mıydı? Yine de şansı vardı. Sonsuza dek üniversiteye gidemeyecek değil ya. Arda gerçekten mi? Aa! Notları çok iyiydi. Seneye de çok iyi bir üniversiteye gidebilirdi. Niye bu kadar olumsuz düşünmüş? Her zaman en iyinin de iyisi olunca... Tüm sınıf arkadaşları ona hayrandı. Bir anda böyle bir şeyin olması ve ceza alması... Ben takmazdım. Bir sene hemen geçer. Ne olacak ki sanki? Seneye kaldığım yerden devam ederdim. Ama o sensin. Tam da bu yüzden ilk onda adın yok. Umurunda değil. İlk on? İlk yüze girsem başım göğe erer. Me. Rüyanda. Bir şey daha duydum geçen. İntihar etmeden önce bir şey görmüş. Siyah bir gölge. Ne? Onu nereden duydun? Az önce biz de gördük. Belki de stresinden hayal görmeye başlamıştır. Ya ben de görürsem, ya o gölgeyi görürsem, sussana. Eve gidip ders çalışsan. Haklısın. Hadi gidelim. Gittiler.
Herhalde son sınıflar. Haberleri ben de duydum. Çatıdan atlayıp olay yerinde ölmüş. Ölmeden önce gövergeyi mi görmüş? Has, biz de bugün de öleceğiz. Ay. Ay. Oradan sesler geliyor. Yuva yapan bir hayvan olabilir mi? Olamaz. Yuvamızı yapacak olan bir hayvan olabilir. Ne kaldı? Sokak lambası, ana bina, oyuncak bebek. Başka bir şey kalmadı değil mi? Kalmadı. Tamam. Önce sokak lambası. Ah gene başladı. O ışığın altındaki şey neydi? Siyah gölge, siyah gölge! Gözlerim mi kamaşıyor? Bu arada kimse lambayı tamir etmeye gelmedi. Yanıp sönmeye devam ediyor. Belediyeyi arayalım. Şimdi korkunç bir şey geliyor, hazır olun. Atkıyı almışlar. Yerimde plastik bebek var. Oraya nasıl takıldı acaba? Şu bebekleri hiç sevmiyorum. Yatır çöp adam gibiler. Son sınıflar hala ders çalışıyorlar. Hiç yorulmuyorlar mı? Biz de mi böyle olacağız? Rezalet. Böyle yaşamanın ne anlamı var? Nasıl işte gene. Koku dünden de beter. Olamaz. Hadi bakalım. Kızım sen al, sen göm, bir şey yap hayvana. Antrenman yapmadığımız sürece ne bok döndüğünü öğrenemeyeceğiz. Oh süper. 4 turdan sonra keyfim yerine geldi. Dinlenme vakti. Aniden bir şey çıkacak diye hiçbir zıkkıma bakamıyorum. Hey oradaki! Bir ses duydum. Ne yapıyorsun burada? Yüzüyorum hocam. Yaz yarışması için antrenman yapıyorum. Merak etmeyin hocam. Çok iyi yüzme biliyorum. Aha delirdi. Akşam 9'dan sonra buraya girmek yasak. Kuralları biliyorsun. Evet ama ben şey. Şeyne, bana zırvalarla gelme. Hemen havuzdan çıkıp üstüne giyin. Hadi. Kapıları kilitlemeye geliyorum 10 dakikaya. Geldiğinde seni burada görürsem anında müdüre çıkarım. Gidiyorum be. Peki hocam. Uf, dalga mı geçiyor? Hocalar da dedikodulara inanıyor mu acaba? Saçma. Hoca gelmeden iki tur daha yüzebilirim. Zaten suda kimse beni yenemez. Aptal girme aptal! Aptal! Yüzde görevinin hürekesini. Dalmayın, sakın dalmayın oraya. Sakın oraya dalmayın. Pelinyonlar hoş geldiniz. Dalma oraya.
Hans. Dalma dalma. Allah! Hayır anne, şey o neydi? Bir şey gördüm sandım. Gördüm değil mi? Kafamda kuruyorumdur belki. Ne oluyor? İçimde kötü bir his var. Eve mi gitsen? Bugünkü eve gidip yarın tekrar gelebilirim. Aa! Eve git eve! Hadi çocuğum hadi. Mantık bak, bir şey soracağım. Burada oyunu şu açıdan tebrik etmek lazım. Eve erken gitmek daha iyi. Oyun sana salaklık yapmama seçeneğini kesinlikle sunuyor. Müthiş. Eve erken gitmek daha iyi. Şşt, o da ne? Aaa kedi! Bu ne? Kedinin burada ne işi var? Hayal mi görüyorum? Işık çok sönük yanıyor, tam göremiyorum. Çizimler çok iyi. Ben boğuluyor muyum? Bu kadar mı? Burada boğulup gidecek miyim? İmkanı yok. Kaderim boğulamaz. Suda kimse beni yenemez. Hadi bir şeyler yap yarım. Öldük. Hocam hoş geldiniz hocam. Sana git demiştim. Şu veletler hiç laf dinlemiyor. Şanslısın, zamanında yetiştim. Ödümü kopardım, farkında mısın? Ya bu krampı canavar sanmış olmasın? Hocam. Suda biri var. Ayağım yakalı aşağı çekti beni. Benimle dalga geçme, yorulduğundan olmuştur. Burada sen ve benden başka hiç kimse yok. Şimdi git giyin. Bir daha da akşamları buraya gelme. Anlaşıldı mı? Alo? Alo? Ayaksı şebeke yok. Bekle. Kızım çıksana sudan gerizekalı. Hala sudan çıkmıyor. Aptal! Aptal! Çık! Acınası. Geçen senenin şampiyonu az kalsın suda boğuluyordu. Beceriksizin teki. Derinlerden bir şey ayağımı çekiyordu. Eminim. Hala bileğimde hissedebiliyorum. Kız krampo. Hey! Kimsin? Saklanmayı bırak, çık ortaya. Aa! Aa deli! Deli, sen bir delisin. Sen bir delisin kızım, sen delisin. Al geliyor, bir şey geliyor.
Attack on Titan'da Eren'in annesini yiyen Titan değil mi bu? Öldü. Boğuldu. Sonunda başardım. Hayatı yeniden başlayabilirim. Ne? Demek sen mi? Beni derenlere çeken sen mi? Derenlere yalnız. Bendim, ver rica ederim. Kulağına küp olsun. Karşılık beklemiyorum. Ne demek istiyorsun? Yaru, öldün mü kız? Öldün. Ben burada boğuldum. Geçen yaz tatilinde. Benim gibi başkasını da boğduğumda bu sıkıcı yerden çıkabilirdim. Sayende buradaki işim bitti. İnsan dünyasına yeni bir hayat kurabilirim. Hala anlamıyor musun? Arkana bak. Sen ölüsün. Öyle olduğumu farkındayım. Ne istiyorsun o zaman? Beni suya çekenin sen olduğuna emin olmak istedim. Çizimler aşırı iyi ya. Artık hiçbir önemi yok. Özgürüm. Bir de eğer buradan çıkmak istersen sana yaptığımın aynısını yap. Birini bulup havuzun dibine çek. Söylemesi kolay tabii. Diğer tüyaları kendin öğren. Bolca vaktin olacak. Biliyorsun, ben koca bir yıl buradaydım. Öyle olmak zorunda mı? Kurallara uyup dediği şeyleri mi yapmalıyım? O ne demek be? Hadi bakalım, bundan sonra başlasın havuz fobisi. Kızım, saklanmayı bırak, çık ortaya. Görüşürüz. Biraz daha burada kalsana. Ah, lanet. Neyse. Kırsımı bu sürükte harcayamam. Aha, havuz bana kaldı. İstediğim her şeyi yapabilirim. Süper. Gizli gizli girmeme gerek kalmadı. Yaru, sen deli misin? Öldün! Ya bir gün sıkılırsam? Masum birini mi boğmalıyım? Aa! Kimse diyelim biz. Havuza gitmeyip eve gitsek yaşayacaktık demek ki. Ne? Gitti mi? Duşa girmiştir. Beden hocası geldi. Hı? Pişt! Hey!
Sen... Hayır. Alo, polis? Dingling Lisesi'nden arıyorum. Acele edin. Havuzda biri boğuldu. Evet, bir kız öğrenci. Hocam su yutmuştur o bir... Yıllar sonra... Anlamıyorum. Neden akşam 9'dan sonra havuza girmek yasak ki? Okuldan sonra eğlenip rahatlamak için mükemmel bir yer. Belki daha öncesinde kötü bir olay olduğu içindir. Ama yıllar öncesiydi o. Artık normal değil midir? Bu arada... Birinin havuz anahtarlarını aldığını duydum. Bir iki sefer gizli gizli girmiş ama en son girişinde... Bil bakalım ne görmüş. Tahmin edeyim mi ne gördüğünü? Wow, çekole yiyoruz. 19 ay, hay maşallah, hoş geldin. Müzikler de güzel. Neyse, dur sen. Ay ben nereden bileyim, söyle işte. Ha şu haline bak. Çok mu korkaksın? Git işine, korktuğumu biliyorsun. Ama yine de o hikayeyi anlattın. Kimler boğulmuş? Çoğu öğrenciymiş ama öğretmenler ve okul dışından insanlar da varmış. En son boğulanı tanıyor musun? Öğrenci miymiş yoksa dışarıdan mı? Duyduğum kadarıyla okuldanmış. Çok iyi yüzücüydü diyorlar. Yıllar geçti, pek emin değilim. İyi yüzücüler bile boğuluyor. Eskiden her yıl biri ölüyor. Ölmüyor muydu? Son yıllarda hiç ölen olmadı. Kimseyi öldürmemişiz. Sence son kızın ölümü laneti bozmuş olabilir mi? Belki, kim bilir. Biz bir kebelek miyiz? Yani bir kebelek olmuş. Bence güzeldi. Ben beğendim mi? Havuzun tanrıçası. Aa, ben teşekkür ederim. Acaba biz kötü son mu yaptık ki? Ha. Üç farklı son var. Üç farklı sonu var hikayenin. Yani şurada başka bir seçim. Eğer burada yaptığım seçimi diğerini yapsaymışım. Yo, beni yine buraya alıyormuş. Ama buradan da bir dakika, bir saniye. Evet, burada yaptığım seçimin ya da burada yaptığım seçimin bir başkasını yaparsam eğer farklı bir son elde edebiliyormuşuz. Şurada ne seçmişim ki? Bakalım mı diğer sonlarına? Ama öncesinde ben bir çok sevgili YouTube'umuzla vedalaşayım. Çok sevgili YouTube, sizlerle buraya kadar gelmiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir Ghost in the Pool. Eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıda yorumlarda siz de oyunla ilgili fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Twitch'le beraber sizleri bol bol öpüyor. Biz yayınımıza devam ediyoruz efendim. Kendinize dikkat edin. Bye bye.